Gaziantep Şubesi, Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Fütçü İmam Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ve gerekli yeterli enerji taleplerinin aksamadan karşılanması çok önemlidir. Ne var ki bugüne kadar kullandığımız birçok enerji dönüştürme yönteminin çevreye ve insanlığa verdiği zarar artık ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bunun yanı sıra mevcut kaynaklar enerji ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalmaya başlamıştır. Özellikle 20. yüzyılı acımasız ve ne mal olursa olsun daha fazla üretim, daha fazla kar güdüsünün gerek çevreye, gerekse canlılara onarılamaz derecede zarar vermesi, enerji ihtiyaçlarının insana daha yakışır şekilde nasıl karşılanabileceği sorusunu ve araştırmasını beraberinde getirmiştir. Ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik hızla artmıştır. Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, Gaziantep Üniversitesi, Kahramanmaraş Türkçe İmam Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliği ile yapılacak olan sempozyumumuzda konu ile ilgili araştırma, inceleme, planlama ve uygulama projelerini ortaya çıkarmak, sempozyumda kısa ve uzun sürelerde nelerin yapılabileceğini bilimsel olarak değerlendirip tartışmaya açmak, uygulanabilme potansiyeline sahip teknolojik yatırımlara yönelik çalışma programlarını ülkemiz bilim ve kamu kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerle işbirliği içerisinde ele alınmasını sağlamak sempozyumumuzun temel amacı olacaktır. Enerji politikaları, enerji ve çevre, güneş enerjisi, yenilenebilir hidrolik enerji, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle, biyogaz, hidrojen enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ana başlıkları ile sunulacak olan bildiriler, bilim ve teknoloji dünyasının tartışmasını açacaktır. Çocuklarımızın bizi, kendi hırslarımız uğruna dünyayı ve canlıları felakete sürüklemiş bir kuşak olarak anmamaları için halen küçük de olsa bir fırsatımız olduğunu düşünüyor. Konuyla ilgili tüm bilim insanlarının, mühendislerimizin, yöneticilerimizin, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya düşleyen duyarlı tüm insanlarımızın sempozyuma verdiği desteğe teşekkür ediyor. Hepinize saygılar. Yapmak üzere Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Doçent Doktor Bülay Tolmoğlu davet ediyorum. Sayın Rektör Vekilim, Sayın Belediye Başkanım, Emanet Kurulu Başkanımız, Sayın katılımcılar ve sevgili öğrencilerimiz, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Yenilenebilir enerji kaynağının güncel olarak böyle bir konferansın düzenlenmesinde bize katkıda bulunan TÜBİTAK Elektrik Mühendisliği Odası, Gaziantep Üniversitesi ve tabii ki Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümümüz, Sütçü İmam Üniversitesi ve katkılarından dolayı ayrıca teşekkürlerimi arz ediyorum. Dünyada büyük ölçüde yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanılıyor olması çevre sorunlarını önemli ölçüde artırmıştır. Çevresel etkileri az olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim bu bakımdan oldukça önemlidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir olmasıyla beraber dünyanın her ülkesinde bu kaynakların temini kolay olması sebebiyle daha bir önem arz etmektedir. Bu kaynakların kullanımı mevcut teknik ve ekonomik sorunların çözümlenmesi halinde şüphesiz 21. yüzyılda en önemli enerji kaynağı olacaktır. Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından sadece bir tanesinden örnek verecek olursam, jeotermal potansiyelimiz 2000 MW elektrik, 31.500 MW termal olup bu enerjinin tam değerlendirilmesiyle sağlanacak yıllık net yurt içi katma değer hedefi $20 milyar dolayındadır. Bu da ne kadar önemli olduğunu bize açıkça göstermektedir.
Bir taraftan yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde çalışmalar devam ederken, bir o kadar da enerjinin verimli kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedim. Bu nedenle kullanıcıların bilinç düzeylerinin artırılmasının yanı sıra ulaştırma, sanayi, tarım sektörleriyle birlikte iş yerleri ve konutlarda akıllı sistemlerin oluşturulması önem kazanmaktadır. Çeşitli raporlarda belirtildiği üzere 2020 yılında enerji tüketiminin bugünkü tüketimin yaklaşık 4 katına ulaşacağı belirtilmektedir. Hedefimiz ekonomik gelişmeyi, sosyal kalkınmayı destekleyip yönlendirerek ulusal kaynaklarımızdan çevre değerlerini koruyup en üst düzeyde yararlanarak enerji güvenliği ve güvenilirliği ile yeterli enerjinin sağlanması olmalıdır. Bu hedefe doğru ilerlerken bilimsel araştırmanın ve uygulamaların da destek alınarak ve bu birliktelikle bu gerçekleşime ulaşmamız hedefimizdir. Gelecek nesillerimize daha temiz ve yaşanabilir bir ülke bırakmak ümidiyle burada bulunamayıp katkılarını esirgemeyen ve siz katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Sayın Gülay Tomoğlu'na teşekkür ediyoruz. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Uysaler'i konuşmalarını yapmak üzere davet ediyoruz. Sayın Şahin Belediye Başkanı, Sayın Rektör Öğretim, Bilim ve Teknoloji Yolu olmazsa olmaz yapım başları, değerli hocalarım, TUMO'nun ve TUMO'ya bağlı odaların değerli yöneticileri, değerli üyeleri, Elektrik Mühendisleri Odası'nın değerli yöneticileri, kurum ve kuruluşların değerli temsilcileri, sektörün değerli katılımcıları, sevgili öğrenciler, değerli basın emekçileri, Elektrik Mühendisleri Odası adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi Elektrik Mühendisleri Odası TUMOB'a bağlı 23 odadan biri. 50 yılı aşkın bir süredir Türkiye topraklarında bu coğrafyada kitle örgütü olarak, meslek örgütü olarak kendine biçtiği görevi ve misyonu kendisine verilen görevi aynı zamanda gereği çeşitli etkinliklerde bulunmakta. Bir taraftan meslek örgütü olarak görevlerini yerine getirirken diğer taraftan da kitle örgütü olarak, demokratik kitle örgütü olarak kendine biçtiği misyon gereği kendine verdiği görevleri, kendi kendine biçtiği görevleri de bir anlamda yerine getiriyor. Aslında bunu tek cümleyle özetlersek bilim ve teknolojiyi halkın yararına sunmak diyebiliriz. Bu anlamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte bu gün yaptığımız etkinlikler de bu etkinlikte bunlardan biri. Her iki yıllık dönemimizde 20'nin üzerinde çeşitli kongre, konferans, çalıştay ve benzeri etkinlikler yapıyoruz. Bu dönem içerisinde de bunun sayısını 30'un üzerine çıkarttık. Tabi bunda çeşitli bölgelerde, özellikle Türkiye'nin tüm bölgelerinde yapmış olduğumuz enerji forumlarında payı var. Onlarla birlikte daha da genişletmiş olduk bu etkinliklerimizi. Enerji forumlarını Türkiye'nin tüm coğrafyalarında kendi yerellerdeki, özellikle o bölgelerdeki sorunları irdeleyip çözüm önerilerini masaya, sorunları tartışıp çözüm önerilerini ortaya koyan ve elde ettiklerinde hem kamuoyuna hem de siyasi karar vericilere sunan bir kurgusu vardı. Bu kurgu içerisinde enerji forumlarını tamamladık. Orada elde ettiklerimizi, orada elde ettiğimiz birikimleri de derleyip topladık. Hemen geçen hafta yapmış olduğumuz TUMOB adına gerçekleştirdiğimiz enerji forumu, 6. enerji sempozyumuna kalıp taşıdık. Gerçekten içerikli, sonuçları itibariyle de ufuk açıcı, gelecek projeksiyonlarına önemli ipuçları veren bir sempozyum oldu, 6. enerji sempozyumumuz. Bununla birlikte tabii bu enerji sempozyumumuzdan şöyle söyleyeyim, bizim yaptığımız etkinliklerin çoğu aslında biraz daha teknik ağırlığı olanlar, işte enerji alanında, bilişim alanında, iletişim alanında olanlar, örneğin yazılım mühendisliği,
sempozumu kendi içerisinde daha teknik bir sempozumdu. Otomasyon öyle. İletişim teknolojileri Adana'da yaptık geçen evvelki hafta içerisinde. Bütün bunlar daha çok teknik ağırlıklı üniversitelerle birlikte yaptığımız ama enerji sempozyumu biraz daha siyasi ağırlıklı bir sempozyumdur. Bu anlamda siyasilere de siyasi karar vericilere gerekli mesajların gönderildiği konusundayım. Az önce bölüm başkanımızın da dile getirdiği gibi bu tür etkinlikleri de biz özellikle hem TÜBİTAK hem de üniversitelerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. O şubemizde, etkinliğin yapıldığı şubemizde hangi üniversite varsa onunla işbirliği içerisinde oluyoruz. Hatta arkası arkasıya bu etkinlikleri yaparak oralarda bir yetkinlik ve uzmanlık diyelim bir ölçüde geliştirmiş oluyoruz kendi içerisinde. İşte sözünü ettim, iletişim teknolojilerini Adana'da Çukur Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdik. Bugün burada YEKSEN'de hem Gaziantep Üniversitesi hem de Sütçinam Üniversitesi'nin katkılarıyla yanılmıyorsam değil mi? Birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olmaya devam edecek elektrik mühendisliği odası açısından. Ve umuyorum bu etkinliklerden çıkan çözüm önerilerinde hem üniversitelerimiz dekanıyla hem de elbette bugün burada da bulunan dekanıyla özellikle siyasi karar vericilere ulaşacaktır. Sık sık vurguluyorum siyasi karar vericiler diyor. Gerçekten haritayı çizen, yol haritasını çizen onlar. Dolayısıyla en çok etkilememiz gerekenler de onlar. Ama onlardan öte bir de hem genç arkadaşlarım hem de kamuoyunun yani halkımızın da bu konuda bilinçlendirildi olması önemli. Dolayısıyla bu sempozyumların bu anlamda çok önemi var. Bugün yenilenebilir enerji kaynakları derken elbette enerjiden söz ediyoruz. Enerji 100 yıl içerisinde dünyanın hep gündeminde oldu. Bugün böyle ve herhalde içinde bulunduğumuz 100 yıl içerisinde de hep gündemde olacak. Bu ipuçlarını çok yakın bir şekilde izliyoruz, görüyoruz. Hemen Amerika'nın, ABD'nin komşumuz olması, enerji savaşları. Bu konuda özellikle petrol ve doğalgaz boru hatları çerçevesinde kopan fırtınalar hep gösteriyor ki önümüzdeki yıllar içerisinde, hatta içinde bulunduğumuz 100 yıl içerisinde de enerji hep gündemimizde olacak. Pek çok etkinlikte sözünü ettiğim gibi aslında içinde bulunduğumuz yüzyılı biz elektrik mühendisleri odası olarak geçiş yüzyılı olarak değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde çok yoğun olarak kullanılan, milyonlarca yılda biriktirilmiş olan fosil yakıtların çok hızla tüketilmesi ve elbette tükenecek olan bu yakıtların da içinde bulunduğumuz yüzyılda giderek, düşürerek tükenme eğiliminde olması söz konusu. Petrolün gerçekten biçilmiş 40-50 yıllık bir döngü var. Ama hep şöyle derler, hep 10 yıl, 20 yıl önce de 40-50 yıl derdiniz, yine 40-50 yıl diyorsunuz ama bugün 90 dolarların üzerine aşmış petrol fiyatları önümüzdeki günlerde 100 doları göreceğini artık hiç kimse kuşku götürmüyor. Ve gerçekten tam anlamıyla 40-50 yıl içerisinde tükenmiş bir konuma gelmese bile o noktaya gelecek ki artık hem ulaşmak, bu yakıta, bu enerjiye ulaşmak hem fiyat olarak hem de kaynak olarak oldukça zor olacak, pahalı olacak, sıkıntılı olacak. Dolayısıyla doğalgaz aynı konuda kömür belki biraz daha uzun ama küresel ısınma sorunundan dolayı kömür de artık tamamını tüketmek gibi bir sorunumuz olmayacak. Öyle olması da gerekiyor bir noktada. Yerine yenilerini koyduğumuz süreç içerisinde hızla kömürden de dünyanın bir şekilde geri adım atması, vazgeçmesi gerekecek ya da teknolojik gelişimleri o hale getirecek ki kömürün çevre problemlerini tamamen ortadan kaldırsın. Bu da oldukça zor gözüküyor bugün de. Dolayısıyla bütün bunları yan yana koyarsak fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji geçiş gözünü olması içimizde olduğumuz sözünün kaçınılmaz. Ama birinin tükenme eğiliminde olması, ulaşılabilir olmakta zorluk çeken zorluklar, sıkıntılar, fiyatların yüksek olması, diğerinin de yeni olduğundan dolayı, teknolojilerin yeni olmasından dolayı, ticari olarak kullanılma sıkıntılardan dolayı, yine fiyatların yüksek olması ve ulaşılabilirlikteki zorluklardan dolayı bu geçiş oldukça sancılı olacağımızı söylüyoruz. Zaten bunun ilk uçlarında, enerji savaşlarında çok yakından görüyoruz, yaşıyoruz.
Elbette bu süre içerisinde yenilenebilir enerji kaynakları dünya hızla giderken fosil yakıtlarının da paylarından biraz daha ben kaçmak ve söyle etmek istiyorum. Petrol bugün için dünyada %38'lerde enerji tüketim içerisindeki payı varken önümüzdeki 30 yıl içerisinde de petrolün payını çok fazla düşürdüğü söz konusu değil. %35'lerde olacak düşerse. Ama ondan sonra hızla değişim söz konusu olacak. Doğalgazda %28'ler %30'lar dolayıyla kullanım önümüzdeki çeyrek yüzyıl içerisinde de koruyacak durumunu. Bunun dışında kömür %15'ler civarında kullanılan kömür de aynı şekilde kendini koruyacak. Yani görünen şu ki çeyrek yüzyıl içerisinde önümüzdeki çeyrek yüzyıl içerisinde fosil yakıtta kullanım oranlarında enerji içerisindeki sürdürecekler. Ama bunun sürdürülebilirliği, bunun sıkıntılarını dünya çok can yakıcı bir şekilde yaşayacak ve hızla yenilenebilir enerjiye doğru yenilenebilir söz konusu olacak. Zaten bugünden itibaren özellikle ARGE çalışmalarına ayrılan paylar, özellikle de petrol şirketlerinin bu konularına ayrıldığı paylar, büyük petrol devrinin ayrıldığı paylar önem kazanıyor. Elbette ki petrol artık tükenme noktasına geldiğinde bu petrol devleri kapıya kilidi vurup, yani Anadolu devri de dükkana kilidi vurup çekip gitmeyecekler. Bunun yerine yenilenebilir kaynaklardaki teknolojiyi bizlere satmaya çalışacaklar, bizlere pazarlamaya çalışacaklar. O dünyada, o dolarda ticari hegemonyalarını dünya ölçeğinde sürdürmeye çalışacaklar. Kısaca dünyada, tabii bu arada şu da var, yenilenebilir enerji yapıtlarına geçişte bu projeksiyonlar içerisinde, çeyrek yüzyıl içerisinde rüzgarın, güneşin diğer fosil yakıtların yerini alması biraz daha zor gözüktüğü söylem içerisinde. Dünya Enerji Ajansı da başta olmak üzere daha yavaş hareket edeceği söyleniyor. Aslında bu çok daha hızlandırılabilir ama bunlar hep politik tercihler. Burada nükleer enerji santrallarının son günlerde yine temiz enerji diye bizlere yutturulmaya çalışılması ve gündeme getirildiği görüyoruz. Aslında dünyada Dünya Enerji Ajansı'nın projeksiyonlarına göre önümüzdeki 20 yıl içerisinde nükleer enerjinin payı %12'lerden, %15'lerden, %16'lerden, %12'lerden hatta 9'lara kadar düşeceği söyleniyor. Var bugüne kadar ama ne olduysa, ne değiştiyse bugünlerde bir takım şeyler değişti. Özellikle küresel ısınmadan ve bunun yarattığı krizden dolayı böyle bir şeyi gündeme getirdiler. Tabi bu da ayrı bir ticari ve siyasi manipülasyon. Çünkü hani Çin alfabesinde bir kriz ve fırsat sözcüğü tek bir sembolden gösterilir. Ancak cümle içinde yer alırsa ikisi ayrılabiliyor. Ve sermaye ve dünya ölçeğinde, küresel kapitalizm ve dünya ölçeğinde her zaman krizleri fayda olarak kullanmıştır. Burada da bunu kullanıyor. Burada da bunu yapıyor. Nükleer enerji santrallarını özellikle dünyada hızla pazar getirmesinden dolayı girişmekte olan ülkelere, bizim gibi ülkelere pazarlamaya çalışıyor. Türkiye bugün başta bu söylemlerin içerisinde yer alırken içinde bulunduğumuz günlerde Mısır'ın da yavaş yavaş bu tarafa doğru yönlendirilmeye çalıştığını duyuyoruz, duyumsuyoruz. Tabi kendileri böyle yapıyorlar mı? Böyle yapıyorlar. Gelişmiş olan ülkeler nükleer enerji santrallarından hızla vazgeçmektedir. Bir tek Avrupa'da, Finlandiya'da yapımı sürüyor. Amerika uzun yıllardır yapmıyor ve kendi santrallarını yenileme, rehabilite etmeye uğraşıyor. Dolayısıyla hani Anadolu'nun o güzel sözünü ben burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tipki vaaz ediyorsa kazlarına dikkat et derler. Aslında bize vaaz veren de tipkinin ta kendisi. Burada da ne yapmamız gerektiği çok açık. Dünyada yenilenebilir enerji kaynakları burada çok söz edilecek, çok uzun uzun ben oradan söz etmek istemiyorum. Bildirilerde de belki İnce Hocam açılış konuşmasında da değinecek. Ben satır satır hemen geçmek istiyorum. Özellikle hidroelektrik santrallar ve hidroelektrik potansiyel ya da bu enerji kaynağı dünyada 150 ülke tarafından neredeyse 150 ülkede kullanılmakta. Dünyada enerji içerisindeki payı da %20'ler dolayında. Rüzgar, şunu da söyleyeyim, testlerde de hala kullanım çok çok düşük durumda. %20'lik payıda ben yanlış söyledim, %20'si şu anda sadece kullanılıyor. Onu söyleyeyim. Yine dünyadaki suların %80'inde boş akıyor. Rüzgarda 55 bin terawatt saat bölüyor. Bir potansiyel var ama ona da çok çok az şu anda kullanılıyor. Son rakamlarda ne kadar doğru henüz
kurulu güç dünyada o noktaya gelmiş durumda. Bunun da %60-65'i Avrupa içerisinde bulunuyor. Özellikle Almanya, Danimarka, İspanya gibi ülkeler tarafından ve ABD tarafından değerlendirilmiş oluyor. Güneş yine önemli bir kaynak, yenilenebilir kaynakların içerisinde. Güneş enerjisi de aslında güneşten kaynaklanan enerjinin 2 milyarda biri ancak dünyaya ulaşabiliyor. Ama bu bile, ulaşabilen bu enerji miktarı bile dünyadaki enerji ihtiyacının 100 binlerce katı kadardır. Yeter ki değerlendirilebilsin. Değerlendirilebiliyor mu? Aslında o da şu anda teknolojik yeniliklerden dolayı, yeni adımlarından dolayı çok değerlendiriliyor. Söylenemez. 2400 megawattlık bir dünya kurulu gücü içerisinde en büyük payı %40'lara yakın payı Japonya, %20'lik payı Almanya, %16'lık payı da ABD'de olmak üzere. Bunlar fotovoltaik filler üzerinde elektrik enerjisine yönelik rakamlar. Bu şekilde bir değerlendirme güneşte de söz konusu. Biyokütle kolay depolandığından dolayı avantajları olan bir kaynak dünyanın büyük ölçüde kullanılıyor. Yine %15 oranında bir biyokütlenin payı söz konusu. Bu da hepimizin bildiği gibi çeşitli hayvansal ve ormanlı atıklarında, çöplerde, samanda, ordundan vesaire biyokütleden enerji ormancılığı burada çok önemli. Çok kısaca bir iki cümleyle onu geçmek istiyorum. Enerji ormancılığında hektar başına 20-23 bin ton, 23 tonluk kadar bir biyokütle evresi söz konusu. Bunu pek çok yerde elde edebiliyorlar. Özellikle Finlandiya %22 oranında biyokütleyi kullanıyor. İsveç %20 oranında kullanıyor. Kuzey ülkeleri biyokütleyi, daha doğrusu enerji ormancılığından elde edilen enerji kaynaklarını daha doğru değerlendiriliyor. Burada tabii hem Filipinler'de hem Yeni Zelanda'da bu alanda aynı zamanda Karadağ'da bu alanda önemli potansiyelleri oldukları ve değerlendirdiklerini söyleyebiliriz. Jeotermalden bir cümleyle söyletmek gerekirse, jeotermal enerjiyle dünya bu kendi kaynakları içerisinde olduğu sürece, kendi öz kaynakları içerisinde olduğu sürece kullanılıyor. Özellikle yine Filipinler'de, ABD'de, Meksika'da yoğun olarak kullanılıyor. Türkiye jeotermal açısından zengin sayılabilecek bir ülke. Özellikle ısıl değer olarak değerlendiriliyor. Avrupa'da birinci sırada, diğerinde dünyada beşinci sırada böyle bir sıralama yapmak gerekirse. Yenilenebilir enerji kaynaklarına da hedefler var dünya ülkeleri tarafından. Avrupa Birliği'de direktifler önüne koymuş. 2005 yılında %2 oranında bunu kullanmayı düşünüyordu ve bu hedefe ulaştı. Hatta geçmiş durumda şu anda. Özellikle Almanya'daki yoğun çalışmalardan dolayı. 2010 yılında da %12'yi hedefliyor ve öyle sanıyorum ki %12'yi de 2010 yılında aşacaklar. Çünkü bugünlerden %5 altına çıkarılmış konumları var. Biyoyakıtlar yine dünya ölçeğinde çok kullanılmakta olan yakıtlar. Özellikle Brezilya'da biyoetanolden yaklaşık 8 milyon araç biyoetanolden çalışmakta. Ve hem biyoyakıtlar hem biyoetanol, biyodizel dünyada hızla kullanılmaya gitmekte. Tabii petrol fiyatlarının yükseliş trendinde olması özellikle biyoyakıtlara olan ilgiyi, dikkati daha fazla çekiyor. Şimdi bütün bunları değerlendikten sonra gelelim Türkiye'ye. Aslında çok uzatmak istemiyorum sözü ama bunlara da değinmek gerekiyor bir anlamda kısa kısa da olsa. Bütün bunların Türkiye'deki durumunu ortaya koymadan önce aslında bir de enerji politikalarına çok kısa değinmek lazım. Türkiye'de bütün bunları değerlendirebilecek, dünyaya bu projeksiyon içerisinde dünyaya bakıp Türkiye'yle bu dünyanın içerisinde Türkiye'yi bir yerlere koyabilecek enerjide önemli, özellikle yenilenebilir enerji yapıları içerisinde, enerji kaynakları içerisinde Türkiye'yi bir yerlere getirebilecek bir politika var mı yok mu derseniz aslında Türkiye'nin bir politikası var. Pek çok kişi söyler enerji politikalarımız yok diye Türkiye'nin enerji politikaları var. Bu 80'lerden sonra yeni dünya düzeni diye bir senaryo yazmış olan küresel kapitalizmin ortaya koyduğu entegrasyona tabi olmamızdan kaynaklanan ve yine 80'lerden bu yana gelmiş tüm hükümetlerin hemen hemen uygulamak durumunda oldukları, uyguladıkları, görevli olarak uyguladıkları bir politika, bir enerji politikası, piyasalaştırma, özelleştirme ve dünyadaki o yeni dünya düzeninde entegrasyon politikası. Bu politikalar Türkiye'ye ne kadar uyuyor? Bu gömlek Türkiye'ye ne kadar uyuyor? Bu da
içinde bulunduğumuz günlerde yaşanan arz güvenliği sıkıntısı nedeniyle hiç de duymadığı bu gönlüğe bize çok dar geldiği sıkıntı yarattığını görüyoruz. Herkes arz güvenliği sıkıntısından söz ediyor. Gerçekten Türkiye içinde bulunduğumuz günlerde hızla enerjisiz bir ortama, karanlık bir ortama doğru sürükleniyor. Enerjide programlı arızalar olmasa bile gezen arızalar, seyyah olan arızalardan bizatihi enerji bürokratları da bu itirafta bulunuyorlar, bunu söylüyorlar. Artık biz hani programlı arızalar programlı kesintiye gitmesek bile arızalar altında bu kesintiye gezdiriyoruz diye söz ediyorlar. Şimdi Türkiye'de sermayenin de, çünkü burada yatırım yapılması gerekti. Arz güvenliğini aşmamız için yatırım yapmamız lazım. 46-28 sayılı yasaya göre de kamunun yatırım yapması şu anda olanaksız, elini kolunu bağlanmış vaziyette. Zaten siyasilerde biz kamu olarak yatırım yapmayacağız. Yatırımları özel sektör yapacak, piyasalaşacağız, özelleştirecekler. Ama Türkiye'deki sermayene baktığımızda, Türk sermayesine baktığımızda sırtını hep devlete dayanmaya alışmış, hazıra alışmış bir sermaye yapısını görüyoruz. Daha çok teşvik istiyor, daha çok hazine garantisi istiyor. Ve bunlar tam anlamıyla ortaya koymadıkça da yatırım yapmıyor. Yatırım yapılmadığı için de ne kamu ne de özel sektör tarafından Türkiye hızla karanlık konuları gidiyor. Dediğim gibi yatırımı kim yapacak, nasıl yapacak? Özel sektörde yapmayınca önümüzdeki günlerde kamunun mutlaka bir takım değişimlere girerek, bir takım yasal değişikliklere girerek yatırım yapması lazım. Şimdi tabii bazı şeylerde biz çok önceden ordu olarak da hesaplamalar değil, uçlarında bulunmuşuz. Çeyrek gözünde de bulunuyoruz. Yer sözünü ettim, ben bazı sempozyumlarda temelden çok sözünü de temelden bir şey, bir fıkrayla sözünü edelim. Temel bir gün sokakta dolaşıyor, elinde hep böyle belinde geziyor. Devamlı eli belinde gezdikçe kursunda dikkatini çekiyor. Sigara alıyor, alışveriş yapıyor, sahile kullanıyor. Otobüse biniyor, sahile kullanıyor. Hemen yakalıyor kursunda. Hemen diyor, sen deli misin diyorum, başka bir sıkıntı mı var? Nedir hep elim belinde, yoksa kolun mu rahatsız geliyorsun? Temel şöyle bir bakıp, uy, karpuzu düşürmüşsün diye. Şimdi, elektrik mühendisleri odası çeşitli etkinlikler yapıyor. Geçen sempozyumda Sayın Bakan etanol şişesiyle koşa koşa Arşimet gibi geldi. Yeni bulmuş bir şeymiş gibi. Bundan sonra hayatı da dünyayı da Türkiye'de kurtaracak budur dedi. Aslında Türkiye'yi kurtaracak çok fazla argümanlarımız vardı. Biz çeyrek yüzyılda, ben ise 20 yıldır bu kürsülerden özellikle rüzgar enerjisinin önemini vurguluyoruz. Rüzgarda teknoloji yaratabilir Türkiye dedik. 20 yıl önceki yıllarımızda da var. Türkiye bir an önce buraya ARGE anlamında kaynak içinden kaynak yatırmalı. Rüzgar türbinlerinde, kanatlarda ve rüzgarın diğer teknolojilerinde bir adım atabilir dedik. Bugün gelinen noktada etanollerle kürsülere koşturanlar 48 bin megawatt. Bizim her zaman söylediğimiz potansiyeli hep küçümseyenler, onlar fırıldaktan işlerdir diyenler bugün 48 bin megawatt rüzgar gücünü kabul edip rüzgara katılmalıyız. Özel sektörümüz, hatta odalar koru yaratarak rüzgar türbinleri konusunda adım atmalıdır diyenlere günaydın demek lazım. Karpuzu düşürdüklerini yeni fark ettiler. Şimdi rüzgarda bu anlamda treni verdi. Çünkü çok, gerçekten çok yol aldılar rüzgar konusunda. Özellikle Avrupa ve ülkeleri, Almanya, Danimarka, İspanya ve ABD. Ve bugün gerçekten yok satıyorlar rüzgar türbinlerini. Bugün sipariş verdiğinizde, bir türbün siparişi verdiğinizde size bir buçuk, bir iki yıl sonra gün verebiliyorlar ancak. Gerçekten çok dolu çalışıyorlar ve binlerce insana, on binlerce insana istihdam yaratmış durumdalar. Danimarka gibi o küçük ülke, dünya rüzgar türbünlerinin %20'sinin üzerinde bir pazar payına sahip ve 60 bine yakın insana da istihdam sağlıyor. Dediğim gibi biz bunları çok önceden söyledik ama karbonu düşürdüklerini yeni fark ediyorlar. Dolayısıyla da o trenin kaçtığını artık bir anlamda söyleyebiliriz. Ama güneş enerjisine, geleceğin enerjisi güneşe Türkiye'nin gerçekten bütçeden pay ayrılması gerekiyor. Şimdi bunu söylüyoruz. Hiç değilse bugün artık biz güneşi gösterirken parmağımıza bakmasınlar diyoruz. Türkiye'nin hani bunları söylerken aynı zamanda sadece türbün üreterek, teknoloji yaratarak, bunu dünyaya pazarlayarak, hem istihdam yaratarak hem de girdi yaratarak bir noktaya gelebilirliğinin dışında potansiyelimizin de değerlendirilebilir olduğunu söylemek durumundayız. Bugün gerçekten bizim 20 bin megawattlar diye söylediğimiz en azından
yüzden ilk aşamada 48 bin megawatt rüzgar potansiyeli tespit edilmiş. Ama bunu çok az kullanabiliyorsunuz. Bunu artık kullanmanız gerekiyor. Adım adım kullanmanız gerekiyor. 2020 yıllarda 9 bin megawatt diye söz edilen söylem hala resmi rakamlara geçmiş değil. 48 bin megawatt potansiyel tespit ediyorsunuz ama resmi rakamlarda hedeflerimizde 9 bin megawatt bile yok. Önümüzdeki yılın içerisinde. Son derece vahim bir durum aslında. Tabii aynı zamanda lisanslar veriliyor yatırım tarafından. Ve yatırım yapması, özel sektörde diyor yatırım yapması. Ama iletim ve dağıtım hakların bir kısmı şu anda kamuda. Kamunun altyapı yatırımları yapması gerekir. Şart sahaları yapması, kamu merkezleri yapması gerekir. Üretilen rüzgar enerjisini kullanım alanlarına artıracak üretim hakları yapması gerekir ama bunlar hiçbirini yapamıyorlar, yapmıyorlar, yatırım yapmıyorlar. Dolayısıyla lisansta, EPRK'da lisans veriliyor. 2007 Mart'ta lisansları durdurmuştu, Ekim'e ertelemişti. Ekim'de bir kez daha durdurdu. Şimdi Kasım'da bir gün içerisinde lisans veriliyor. Bir günde aldınız, aldınız, alamadınız yine lisans olur. Özel sektörde iş yapma olanağı da bir anlamda tanınmamış oluyor. Zaten özel sektörde isteksiz. Yeniden nokta sıkıntıdır gerçekten. Bütün bunların dışında sözünü ettiğimiz gibi güneş enerjisine Türkiye'nin hem üniversitelere kaynak arttırarak, hem üniversitelere arttırılan kaynak diyoruz ancak herhalde ücretlerin ödenmesine ve ufak tefek sıkıntıları gidermeye yetiyor. Gerçek anlamda üniversitelerin bütçelerinin genişletilmesi, araştırma geliştirme yönlendirilmesi lazım. Bu anlamda üniversitelerle ortak yapılan, üniversitelerin çok yoğun olarak içerisinde olduğu, özellikle sektör devleti içinde olduğu teknokentlerin de amacına uygun kullanılması gerekir. Şu anda teknokentler sadece yazılım alanında, o da askeri elektronik sanayiye yönelik kullanılıyor, yoğun olarak kullanılarak kullanılıyor. Ve teşviklerden faydalanmak isteyen çok garip uygulamalar da bunların içerisinde yer alıyor. Onları da bir kez daha uygulamak gerekiyor. Bunların gerçek anlamda hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunlar içerisinde söylenebilecek çok şey var aslında. Hem jeotermal alanda, hem biyoyakıtlar, biyoetanol, biyodizel konusunda pek çok şey var. Sayın Bakanımız biyoetanol şişesinden koştururken aslında şu anda farkında değil. Diyor ki bunu biz pancardan, şeker fabrikalarımız durma noktasında biz bunu pancardan üreteceğiz. Peki bir anlamda bunu etanol üretirken diğer taraftan şeker ihtiyacımız önemli karşılıyorsunuz. İşte Amerika'dan Mısır ithal ederek, Mısır'dan şeker çevirerek. Yani öz kaynaklarımızı hiçbir zaman için kullanmıyor noktasındasınız. Halbuki 2002 yılında öz kaynaklarımızın tamamını kullanacağız demişti Sayın Bakan geldiklerinde. Ve seçim broşürlerinde, seçim açıklamalarında da bu vardı. İlk kez daha yine iktidara geldiler. Ama ne kadar öz kaynakları kullanıyorlar? Size bir örnek vereceğim. 2002'de iktidara geldiklerinde doğalgazın oranı %20-30'ların altındaydı. Bugün 48'lere çıkmış durumda elektrikte kullanım oranı. Kömür öz kaynağımız %33'ler civarındaydı. Bugün %10'dan düşmüş durumda. Demek ki tam tersini yapmışlar. Öz kaynaklarımızı kullanacak derken Türkiye daha fazla ithal bağımlılığı haline getirmişler. Aslında bu tam da şu anekdota denk düşüyor. Afrika'ya seyahate gidiyor Avrupalılar. Orada bir yerleşkede bir kardeşine şefe çağırıyorlar. Birisi Kur'an'a gidiyor. Birisinde bir yanlanlık varmış. İnsan gelmişsiniz. Doğru mu? İtiraz ediyoruz. Kesinlikle yok diyor. Biz artık değiştik. Biz dönüştük. Son yanlarında dünyada kalmamıştır. Dolayısıyla o şeymiş kalmamıştır diyor. Aslında bu değişim dönüşüm de tam bu anlama denk geliyor. Biz değiştik diyorlar. Biz artık öz kaynaklarımızı kullanıyorlar diyorlar. Ama onların değişim lafızları tam da kaynaklara denk geliyor. Biyoyakıtlarda özellikle elektrik kaçağında, kayıp kaçaklarda yapılması gereken çok şeyler var. Hemen kayıp kaçaklarda bir cümle söyleyip sözümü bitireceğim. Özellikle kırsal alanda köylülerin, tarım çiftçilerin kaçak elektrik kullanıldığını söz ediyor. Çünkü elektrik ücretleri pahalı. Çünkü üretimden girdiler çok son derece pahalı. Açık bulduk üzere kazandığı konu kullanıyor. Doğru mu? Doğru değil. Ama
siyasi yapanların, siyaset olarak irade koyanların burada görevleri aslında vatandaşa daha ya ekonomik seviyesini yükseltmek, refah düzeyini yükseltmek ya da elektrik fiyatlarını aşağı çekmek. İkisinden birisini yapacaksınız. Ama bugün ne yazık ki elektriğe zamdan, sözleri zam yapmaktan söz ediliyor. Elektrik fiyatlarının aslında uzun olduğu söylense bile bu işle doğru. OECD ortalamalarına sanayide bir kere ortalamaların üzerindeyiz. Kaldı ki bütün bunları değerlendirirken kişi başı gelir her zaman yok sayılıyor. Yunanistan'dan aynı fiyatlarımız olsa da, aynı elektrik fiyatlarımız olsa da Yunanistan'da kişi başı gelir bizim 4 katımız. Dolayısıyla özellikle tarımda yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldirilmesi, teşvik verilmesi, ucuz bölgeler sağlanması, rüzgarın ve güneşin kibrit olarak kullanılması, damlama sulama yöntemlerinin kullanılması, aynı zamanda tarıma, yani gıdaya yönelik araziler dışındaki arazilerin enerji tarımına yönlendirilmesi, tarımda istihdam yaratılması, projeksiyonlar içerisinde, programlar içerisinde mutlak yer almalıdır diyoruz. Bütün bunlar pek çok burada tartışılacak, değerlendirilecek ve öyle olmalı ki gerçekten sunabileceğimiz güzel bir kitapçımız, güzel bir dosyamız elimizde olacak. Sayın Bakan davet etmişti. Ben bu dosyayla birlikte önümüzdeki haftaya da kendisine gideceğim. Ne kadar faydalı olacak, ne kadar değerlendirilecek onu bilmiyoruz. Çünkü politikler hiçbir şey duymak istemeyen kulak kadar sağır değildir. Yine de biz sesimizin çıktığı kadarıyla o kulağı seslenmeye, aykırmaya çalışacağız. Bu sempozyumda bunların altyapısını oluşturacağından eminim. Dolayısıyla emeği geçen başta Antep'te, Sümer Üniversitesi olmak üzere odamızın, şubemizin değerli yöneticilerine, arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir sempozyum diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Kemal Ulusal, evet teşekkür ediyorum. Şahin Bey Belediye Başkanımız Sayın Ömer Can'ı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Değerli rektör vekilim, değerli Sütçü İmam Üniversitesi'nin TÜBİTAK'ın, Gaziantep Elektrik Mühendisleri Basın'ın değerli başkan ve yöneticileri, değerli bilim adamları, değerli gençler, öğrenciler ve basınımızın yüzde mensupları. Bu sempozyuma hepinizin hoş geldiğini belirtiyor, şehrim adına gurur duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Enerjiden bahsediyoruz. Ben oturduğum yerde değerli konuşmacılar dinlerken ülkem adına ümit var oldum. Daha önce de ümit vardı. Bugün biraz daha ümit var olduğumu söyleyebilirim. Ve az önce salona girmeden önce de çok değerli bir hocamızla tanıştık. Orta Doğu Üniversitesi'nden doçent Güneş Hocam'ı diyelim. Nam diyarıyla tanıştık. Ve hemen ayağüstü insanlarımız artık ülkenin sorunlarıyla ilgili, ülkenin geleceğiyle ilgili konuları iki arada bir derecede olsa iki kelimeyi de paylaşabiliyorum. 2-3 dakika içerisinde 2-3 kelime konuştuk ve görüşmemizin devam etmesi gerektiği konusunda hemfikir olduk. Bu katılım, değerli katılımcılar ve gençlerin, ki gençleri daha çoğunlukta görüyorum, onlar adına da bir heyecanlı olduğunu inanıyorum. Enerji ülkelerin bağımsızlığında en önemli etkenlerden birisidir. Ben siyasetçiyim. Aslında iş adamıyım ve bir mühendisim. Yıllardır ülkemizde birçok projeler üretilmiş, birçok fikirler ortaya atılmış ama bunlar siyasetten arındırılmadan gündeme getirildiği için dönemi siyasi iradeleri tarafından bazen el altına alınmış, bazen kenara itilmiştir. Halbuki bilim siyasetin dışındadır. Bilim adamlarımız siyasetin dışında bilimlerin konusu olan alanlarda objektif olarak projelerini üretmeli ve onları kendi ağırlıkları içerisinde kabul ettirebilmeli yolları vardır. Eğer siyasi mülahazalarla, siyasi taraflarla hareket edersek mutlaka ve mutlaka ihtiyatlı davranılır, peşin hükümlü davranılır ve bunun sonucunda da çok güzel projeler raflarda, dosyalar arasında kavgaya mahkum kalır. Bizim ülkemiz 84. yılını 2 gün önce kutlamış olduğumuz genç cumhuriyetimizin büyük bölümünde bu zaman kaybını yaşadığımızı itiraf etmek lazım. Bizden sonra
demokrasiye geçebilen, bizden sonra ülkelerinde savaştan çıkan ülkelerle kıyasladığımızda orada da bilim adamları vardı. Orada da siyasetçiler vardı. Orada da halk vardı. Öyleyse herkes kendi işini yapmalı. Herkes asgari müştereklerde bir konsensüste mutlaka buluşur demeliyiz. Onun için enerji hepimizin olmazsa olmazı. Hani bir tabir vardı Antep'te, pili bitmiş. Evet, ülkelerin de pili biter, insanların da pili biter. Niye? 2000 yemek yemeyin, hadi sporcuya koş deyin, hadi şu halleri kaldırın. Kaldıramazsınız. Mutlaka enerji alması gerekir. Ülkelerin de enerjileri insanların beynidir, insanların fiziğidir, yer altı ve yer üstü kaynaklarıdır. Eğer bunları tabiatı tahrip edecek şekilde hoyrat kullanırsak, bir süre sonra oturur, dizimize vurur, dövünür, ağlarız, sıkarız. Ama geçmiş olsun. Bizim dörtte bir alanımıza, dörtte bir nüfusuna sahip ülkeler bu konuları çoktan aşmışlar. Bizler de siyasetçisiyle, bilim adamlarıyla, akademisyeniyle ve tüketicileriyle topyekun eğer bir çalışma, bir seferberlik içine girmezsek bu çıkmazdan kurtulmamız mümkün. Değerli başkanım ifade ettiler. Hakikaten önümüzdeki günler, önümüzdeki yıllar ülkemiz açısından riskli. Ama onun dönüşü yok mu? Var. Nedir dönüş? Biziz. Sizlersiniz. Biz oturup da bunları sağduyuyla değerlendirdiğimizde inanıyorum ki kurtulacağız. Ben bir belediye başkanım. Kendimi hiçbir zaman eğitimden, öğretimden ve üniversite camiasından ayrı tutmadım. 80 yılında Yıldız Üniversitesi'nden inşaat mezunu olduktan sonra akademilerle, üniversitelerle ilişkim hep sürmüştür. Ve bu dönemde değerli hocalarımızla, oda başkanlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle hem görevi gereği, hem kendinde bulunan düşünce gereği her zaman iç içe olmuştur. Her zaman dayanışma ve fikir alışverişinde olmuştur. Onun için bunu sürdürmek zorundayız. Enerjide çevre. Çevremizde bugün tabiatı kirletebilecek o kadar malzeme, o kadar ürün tüketilmeye başladı ki hele hele enerji sektöründeki doyumsuzluk, açgözlülük ve kapitalizmin getirmiş olduğu o hırs bizi aşırı bir tüketmeye sevk ediyor. Hele öğretim ve eğitim arasındaki o ince çizgiyi iyi oturtmadığımız takdirde kullandığımız, israf ettiğimiz enerji. Ben gezdiğim bütün okullarda, ilk öğretim okullarında, orta öğretimde diyorum ki çocuklar akan musluğu lütfen kapatınız. Elinizi yıkarken musluğu sonuna kadar açmak zorunda olmadığınızın bilincinde olunuz. Oturduğunuz odadan çıkarken eğer odada kimse yoksa bir parmak hareketiyle lütfen anahtara dokunun. Tekrar gittiğinizde yine bir anahtar parmak hareketiyle istediğiniz ışığı elde edeceksiniz diyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Çöp şehirde yerel yöneticilerin en büyük sıkıntılarından birisi. Gaziantep'te de bu anlamda modern bir çöp depolama sistemimiz yok. Vahşi depolamanın sonuçları yeraltı kaynaklarının kirlenmesi, içme sularının kirlenmesi ve çevreye vermiş olduğu büyük tahribat son derece tehlikeli boyutlarda. Ama bakıyoruz ki Avrupa'da yine bizim üçte birimiz kadar büyüklüğündeki ülkeler çöpleri artık çok modern bir şekilde imha ediyor, enerjiye dönüştürüyor, kalan atık posaları da tarımsal alanda kullanmak üzere ambalajlıyor, paketliyor. Sanki bir paket sigara satar gibi, bir paket tereyağı satar gibi kamuoyuna sunuyor. Ama kural bunu dediğimizde bakıyoruz ki milyonlarca eurodan bahsediyorlar. 700 bin euro, 1 milyon euro, 1 milyar euro gibi rakamlardan bahsediyorlar. Bizim bilim adamlarımızın desteğinde, siz değerli bilim adamlarıyla bunları hızla yakalayıp hızla dövizlerimizin yurt dışına gitmesini önleyip içeride enerjiye dönüştürüp atıklardan kurtulmak zorundayız. Siyasetçiler karar veremiyor kadar değerli başkanım. Siyasetçilerimiz geçmiş yıllarda gerçekten gereken kararları, radikal kararları hele hele verememişlerdir. Niye? Gelecek seçimlerdeki siyasi istikrarlarının, siyasi iktidarlarının devamı için. Fakat siyasetçiler bu mantıktan çıkmalı. Gelecek seçimler yerine gelecek nesiller diyebilen siyasetçiler artık bu ülkede görev almaya geçebilmeli.
Bu da insanların elini taşın altına koymasıyla olur. Ben geçmişten siyasetçi değilim arkadaşlar, iş adamıyım. Ama bu dönem siyasete girdim. Hep oturup konuşmalarımızda eleştiriyoruz. Eleştirme için hakkımızın olması lazım diye düşünüyorum. Yarın bir toplumda, peki sen ne yaptın kardeşim? 27 yıllık mühendissin. Ne yaptın bu sistemin düzeltilmesi için dediğinde, evet ben de şu adımı atmıştım diyebilmenin gereğini yerine getirmek için siyasete girdim. Ve değerli hocalarım, oda başkanlarım çok iyi bilirler. 3,5 yıllık süre içerisinde de Gaziantep'te Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi olan 700 bin nüfuslu ilçeyi baştan başa rahmet etmenin gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Onun için siyasiler gelecek seçim değil, gelecek nesiller diye yürümeye devam etmeliler. Siyaset deyince bu dönem içerisinde siyasi iradenin oldukça kararlı, oldukça müspet adımlar attığını söyleyebiliriz. Bakın TÜBİTAK'a ve eğitime 84 yıllık Cumhuriyet tarihimizde en büyük payın bu dönem ayrıldığını unutmamak lazım. Milli savunmanın bile çok çok üstünde bir bütçeyi eğitim ve araştırma pay olarak vermişlerdir. Küresel ısınma, bunlar sizin konularınız. Ben bundan bir yıl kadar önce şu anda Koraçtepe dediğimiz bölgede bir kompleks yapıyoruz. Açık çatı, açık teras ve çok büyük bir alan. Burada ne yapabiliriz diye kafamızda döndük duruyorduk. Çatı alanını bir yeşil örtüyle örtelim. Yağmur bulut ilişkisiyle ilgili. Bunları biz tasarlarken, bundan 2-3 ay önce bir gazetede okuduk. İstanbul'daki Kiptaş böyle bir proje geliştirmiş, böyle bir proje uygulamış. Biz de yapmış olduğumuz binanın üzerinde öyle bir örtü sistemine gidip büyük küp betonlar içerisinde ağaçlar da koymak üzere gri renkten güneşi absorbe eden ortamlardan çıkmanın çalışmasını yapıyoruz. Eğer kendimizi bu işlere verirsek. Gerçekten çok geç kalmış sayılabiliriz belki ama bence geç de kalmış değiliz. Bizim çok dinamik bir potansiyelimiz var. Genç nüfusumuz. Ve kendini bilme adamış, kendini memleketi için adamış birçok sayısız bilim adamımız var. Ben inanıyorum ki önümüzdeki günler, önümüzdeki süreç gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse enerji sektöründe, gerek eğitim yönünde fevkalade bir sıçrama yapıyoruz. Çünkü ülkemiz buna şiddet ihtiyaç duymakta. Kimse bana ne demek lüksüne sahip değil. Sokaktaki bir çöp beni rahatsız ediyor. Bakın Türkiye'nin en önemli çevre konularıyla ilgilenen kurumu ÇEVKO. Biz bir Anadolu ilçe belediyesi olarak ÇEVKO ile işbirliğine gittik ve önümüzdeki günlerde ÇEVKO'nun yönetiminde, ÇEVKO'nun yönlendirmesiyle çevre, atık, pil konularında çalışmaya başlıyoruz ve katı atıklarda geri dönüşüme başladık. Şimdi bunlar daha önce Gaziantep'te hayal edilen şeyler değiller. Demek ki kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, üniversitesiyle, sivil toplumla el ele verildiğin zaman sabit fikirlerden çıkıp ne yapabiliriz tartışmaya başladığımız gün Türk insanı kendine yakışan kalitede hayat standartını, altyapısını ve daha gerisini fevkalade halledeceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu sempozyumun ilimize, ülkemize ve insanlarımıza hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Mehmet Sarı, Gaziantep Milletvekili.
Göndermiş olduğunuz nazik davetinizi aldım. Yakın ilginize çok teşekkür ederim. Katılmayı arzu etmeme rağmen önceden belirlenen programın sebebiyle aranızda bulunamıyorum. Sempozyumunuzun başarılı geçmesini diler, tüm katılımcılara selam ve saygılar sunarım. Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Çevre Bakanı. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumuna Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları nedeniyle katılamadığım için üzgünüm. Sempozyumun başarılı geçmesini diler, tüm katılımcılara sevgi ve saygılar sunarım. Yaşar Akyüz, Gaziantep Milletvekili. Dördüncü Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumunun hayırlı olmasını diler, tüm katılımcılara selam ve saygılar sunarım. Gaziantep Milletvekili Halil Matıcıoğlu. Sayın Profesör Doktor Arif Naceroğlu, EMO Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Doçent Doktor Gülay Tohumoğlu, Türkiye Büyük Millet TDMM OB Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, TÜBİTAK ve Kahramanmaraş Çimam Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü işbirliği ile gerçekleştirilecek olan 4. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyum açılışına nazik davetleriniz için teşekkür ederim. Şahsınızda sempozyumun hazırlanmasına emeği geçenleri kutlar, konuşmacılara ve katılımcılara selam ve sevgiler sunarım. Şehit Kamil Valisi Gaziantep Valisi Reyhan Kamçı. Konuşmalarını yapmak üzere rektör yardımcımız Profesör Doktor İsmail Hakkı Özsavuncu'yu davet ediyorum. Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, basınımızın değerli mensupları, bu sabahki sempozyuma benim de özel ilgilerimle zaten gelme ikram ediyorum. Fakat Sayın Rektörümüz başka programımızla çakışması nedeniyle katılamayacağı için beni önlendirdi. Ben görev icabını korunmuyorum burada ama sizin aranızda bulunmaktan özel ilgi duyduğum için memnuniyetimi dile getirmekle size başlıyorum. Dediğim gibi ben de böyle bir konuşma yapmak üzere hazırlık da yapmak üzere kadar Sayın Nacaroğlu'na böyle bilgi verilmiş ise de oturduğum yerde tabii notlar aldım ama benden evvelki konuşmacılar çok güzel şeylerden bahsettiler. Hemen hemen benim aklımda olan her şeyi dile getirdiler. Bunu da tekrarlamaktan zaten kendini tekrarlamaktan da laf ödülen bir insanım. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Enerji talebi katlanarak artıyor çünkü nüfus artıyor dünyada ve Türkiye'de ve nüfus artışına bağlı olarak da enerji insanların enerji kullanımı da artıyor. Yani bir kişinin kullandığı 10 yıl evvelki kullandığı enerji miktarı ile bunun için kullandığı enerji miktarı aynı değil. Dolayısıyla hem nüfus artışı hem de kişilerin enerji kullanım miktarları sürekli arttığı için artarak artan bir yemeğe sahip olarak enerji talebi artıyor. Buna karşılık enerji arzı maalesef aritmetik bir artış gösteriyor. Ancak yenilenebilir enerji kaynakları açısından baktığımızda özellikle Türkiye'ye yönelirsek çok fazla uzatmadan gerçekten çok büyük bir potansiyele sahip olduğumuza rakamlardan 98'de yaptığım bir incelemede Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli, ekonomik kullanılabilir potansiyeli dikkat aldığımızda Türkiye'nin ihtiyacının hemen hemen %98 kadarını öyle bir potansiyele sahibiz. Fakat potansiyeli harekete geçirmek önemli. Bunun için ARGE çalışması yapmamız lazım. Bu üniversitede düşen, araştırma kurumlarına düşen bir görev. Bunların desteklenmesi dediğiniz gibi doğru. Gerçekten
finansal kaynaklara ihtiyacımız var. Fakat öte yandan daha önemlisi politik kararların bu konuda uygun kararların alınması gerekiyor. Ona inanıyorum. Çünkü yenilenebilir enerji kaynakları konusunda Güneş Enerjisi, mesela benim ilk doktora çalışmam sırasında da Güneş Enerjisi kaynaklarını kullanarak yeraltı suyunun pompalarını sulanarak kullanılması üzerinde çalışmalarım vardı. Evet, yani bu dediğim yaşım ölçülerinden söyledik ama 30 yıl evvelki olaylar. Yani 30 yıldan, 25 yıldan beri dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yönelim var. Türkiye, hadi diyelim onu 15 yılını bir tarafa bırakırsanız, en azından 15 yıldan beri bu konular söyleniyor, tartışılıyor. Nansen'in kitabında da bunu bahsetmiştim. Ama şunu belirtmek istiyorum. Maalesef duyan kulaklarımız yok. Yani bu konuda karar verici mekanizmalarda, karar verici kurumlarda duyan kulaklar yok veya o kulakların duymasını engelleyen başka faktörler var. Bunun yanında sermaye çok önemli. Çünkü içten yanmalı motorlara büyük yatırımlar yapmış olan bir sermaye kesimi var. Fosil yakıtlar dediğimiz stok kaynaklara yapılmış büyük yatırımlar var. Bir anda siz yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verip oraya dönersiniz. O yatırımlar ne olacak? Onun hesaplanması var. Dünya Enerji Konseyi de herhalde bunları da düşünüyor. Onun için kolay kolay yenilenebilir enerji kaynaklarına pek gereken ilgi, önem verilmiyor. Sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bahsediyorum ben. Ben üniversitemizde böyle bir toplantının gerçekleşmesine büyük memnuniyet duydum. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ederim. Çok yararlı bir sempozyum olacağına inanıyorum. İnşallah bu gidecek mesajlarımız ilgili yerlere ulaşır ve gerekli kararlar alınır. Bu duygu ve düşüncelerden hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın İsmail Hakkı Öztalıncı'ya teşekkür ediyoruz. Az sonra Profesör Doktor İnci Gökmen tarafından sunulacak olan Türkiye'de ve dünyada yenilenebilir enerji kaynakları konumlu sunuma geçilecektir. Şimdi 15 dakika çay arası veriyoruz. Türkiye'de ve dünyada yenilenebilir enerji kaynakları konumlu sunumunu yapmak üzere Profesör Doktor İnci Gökmen'i davet ediyorum. Sayın katılımcılar, değerli meslektaşlar ve sevgili öğrenciler, bu benim Gaziantep'e ilk değişim. Ama çok da kalamayacağım sınav arifesi. Keşke kalabilsem bu bütün sempozyum boyunca. Sizler de takdir edeceğiniz gibi cumartesi sınavım var. Öğrenciler muhakkak bugün de beni arıyorlar. Onun için yarın hızla ayrılacağım ama ümit ediyorum yakın bir gelecekte tekrar geleceğim. Bildiğiniz gibi bu üniversite kuruluşunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bir yerleşkesi olarak kurulmuştu. Uzunca yıllar da öyle gitti. Ama 1987 yılında Gaziantep Üniversitesi olarak ismi değişti. Biz hep ODTÜ'de, ben de ODTÜ mezunuyum, duyardık Gaziantep kampüsü, Gaziantep yerleşkesi diye. Epey sonra Gaziantep Üniversitesi olarak görmek mümkün oldu. Çok heyecan verici. Şimdi bu yenilenebilir enerji kaynakları sempozyumunun dördüncüsü. Ben bundan önceki sempozyumların ikisinde konuşmacı olarak katılmıştım. Burada da elimden geldiğince derlediğim bilgileri, kendi uygulamalarımızı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi ben şuna inanıyorum. Her şeyden önce bu yaptığımız şeyleri, tabii ki siyasal ve politik destek önemli ama birey olarak kendimizden başlarsak bu
daha mümkün olabilir gibi geliyor bana. Bunun örneklerini de vermeye çalışacağım. Kendi hayatımızda da bir grup arkadaşla bunun örneklerini Ankara'da yapmaya çalışıyoruz. Çünkü nereden baksanız işte 70 milyona yakın bir nüfus. Dolayısıyla her ne yaparsa 70 milyon kişi bunu işte 1x70 bir bile olsa işte sonunda 70 milyona geri veriyor. Onun için kendi enerjimizden, ben enerjisi diyorum. Bunun çok değerli bir şey olduğunun bilincinde olalım. Hakikaten burada başlıyor. Bu şu bakımdan da çok önemli. Biz iyi örnekler oluşturursak başkaları da bu yoldan takip edebiliyorlar. Şimdi izin verirseniz konuşmamı yapmak üzere yanına geçeceğim. Evet, öncelikle dünyanın sosyoekonomik durumuna şöyle bir bakışla başlamak istedim. Dünyanın nüfusu 6.7 milyar hızlıca da artıyor. Bu belli kesimde daha da hızlı artıyor. Ve aşağı yukarı bunun 1 milyar kadarı gelişmiş ülkelerde yaşıyor. Batı dedim ama hani hepsi de Batı da değil. Batı dediğimiz gelişmişliği burada sembolize ediyor. Kuzey Amerika, Avrupa'nın büyük bir kısmı, Avustralya, Yeni Zelanda, bu Batı diye saydığım grubun içinde. Bu kesim de aile geliminin ancak %10'u yiyeceğe harcanıyor. Geriye kalan 5 küsur milyar kişi ise bunun 4 milyarı kırsal kesimde yaşıyor. Türkiye'den de örnekler vereceğim. Ve bunun aile gelirinin bu kesimde gelirinin %80-90'ı da yiyeceğe harcanıyor. Yani manzara dünya itibariyle böyle. Son yıllarda bir kavram var. Ayak izi kavramı. Bu bizim hani karda yürürken ayak izimiz gibi düşünürseniz bir de karbon ayak izi var, bir de toplam ayak izi diye bir kavram var. Bu bizim çeşitli etkinliklerde yaparken bunları yürütmek için gerekli olan alan. Şimdi bu grafikte yeşille gösterilen çizgi dünyanın kaldırabileceği kapasite. Ama maviyle gösterilen çizgide şu anki insanlığın dünyada bıraktığı toplam ayak izi. Gördüğünüz gibi 70'li yıllarda falan insanlık dünyanın kaldırabileceği kapasiteyi aşmış vaziyette. Peki, bunu ülkeler bazında da hesapları yapılıyor. Dünyanın biyokapasitesi kişi başına 2 hektar kadar. Türkiye şu an geçmiş vaziyette. Tabii bütün ülkeleri sıralayamadım ama gördüğünüz gibi pek çok ülke, Amerika'nın başını çektiği o Batı diye tanımladığımız ülkeler için 5 tane dünyaya ihtiyaç var özetle. Ama maalesef dün de Amerika'dan bir misafirim vardı, onunla epey tartıştık. Amerika olsun, işte bu Batı dediğimiz kalkınmış ülkeler olsun, bizim gibi gelişmekte olan ülkelere de iyi örnek teşkil etmiyorlar. Biz hep örnekleri gösterirken Amerika'da enerji kişi başına bu kadar, şu bu kadar, dolayısıyla bizim sanki hedefimiz oymuş gibi bir şey çiziliyor. Halbuki biz Amerika'yı örnek aldığımızda dünya hiç kimseye yetmeyecek. Yani burada nitekim Hindistan, Çin bunu yapmaya başladı ve pek çok insan da, aklı başındaki insanlar da eyvah ne olacak, yani dünya yetmeyecek diye panikteler. Dolayısıyla biz kendimize çekidüzen verirken sanki diğer ülkelerdeki insanlarla da bu küreselleşmeyi bu anlamda kullanıp diğer insanların da dünyada bıraktıkları ayak izini küçültecek yönde işbirliği yapmamız lazım. Çünkü hakikaten
Dünya artık bayağı küçüldü. İşte bir tuşa bakıyor. Dolayısıyla bu çok önemli diye düşünüyorum. Yani bizim hedefimiz Amerika olmamalı. Bazıları öyle işte küçük Amerika olma hevesinde. Tam tersi dünya var çünkü. Yani başka türlü dünyayı kuracak. Gördüğünüz gibi de işte buraya çok yakın bir coğrafyada enerji savaşları var. Ve bu yüzyılın ilerleyen yıllarında çok daha vahşi savaşlara dönüşebilir eğer biz bir şeyler yapmazsak. Bir kavram bu bugünkü açılış konuşmasındaki sayın konuşmacılar da bunu dile getirdiler. Bu sürdürülebilirlik kavramı 1987 yılında Brundtland Komisyonu diye bilinen bir komisyonun, çevre komisyonunun raporuyla ortaya atıldı. Sürdürülebilir kalkınma şöyle tanımlanıyor. Şimdiki gereksinimlerimizi karşılarken gelecek nesillerin kendi gereksinimlerini karşılama yeteneğini ortadan kaldırmamamız hedef. Ancak bununla ilgili biliyorsunuz zirve yapıldı. Birleşmiş Milletler Zirvesi yapıldı. Sürdürülebilir kalkınma zirvesi yapıldı. Fakat gittikçe ben görüyorum ki pek çok sanayi tesisi, iş adamları bu terimi de biraz kirlettiler. Yani sürdürülebilirlik yaşamın önüne geçmemeli. Bu maalesef yer yer ülkemizde de geçtiğine tanık oluyoruz. Bir kitap da var, Ortak Geleceğimiz diye. Kütüphanelerinizde varsa bulabilirseniz okuyun. Yani çok iyi amaçlarla kaleme alınmış bir şey. Fakat dediğim gibi bu bazılarınca iyi amaçla kullanılmıyor. Şimdi bazı tabii ki iklim değişikliği bu sürdürülebilirlikte sizler de son birkaç yıldır özellikle iklim değişikliğinin etkilerini yaşar oldunuz. Biz son birkaç yıldır Ankara'da yaz aylarında 40'lı sıcaklıkları artık normal karşılar olduk. Bu ve birkaç slaytı Kimya Mühendisleri Odası'ndan sevgili Nilgün Ercan'dan ödünç aldım. Tüketici Hakları Derneği'nin düzenlediği bir toplantıda bunları paylaşmıştı. Sera gazı emisyonları biliyorsunuz bu iklim değişikliğine çok etken ve karbondioksitte en çok sözü geçen sera gazı emisyonu. Ve gördüğünüz gibi en çok sera gazları emisyonuna da enerji sektöründen katkı var. Bu ton karbondioksit eşdeğeri olarak verilmiş. Enerji sektöründe sera gazı emisyonları değişimine bakacak olursak da imalat sanayi, ulaşım vesaire onların birazdan açılımını vereceğim size. Ve yıllar içinde bunun arttığı da gözüküyor. Ama gördüğünüz gibi enerji endüstrileri, işte termik santraller, petrol rafinerileri, kömür, gaz, enerji ham maddesi üretimi, imalat ve inşaat sektöründe enerji amaçlı yakıt tüketimi, demir çelik, kimya, kağıt, gıda, ulaştırma, diğer konut, iş yerlerinde ısınma amaçlı yakıt tüketimi ve kaçaklar var. Kömür madenciliğinden kaynaklanan salınımlar, petrol, doğalgaz taşımacılığı bu şekilde gidiyor. Bu iklim değişikliği gerçekten çok ciddiye alınması gereken bir konu ve dünyanın sorunu. Yani ama maalesef biliyorsunuz aralarında Türkiye'nin de olduğu birkaç ülke, Amerika, Avustralya, Türkiye, sanırım son 3 ülke, Kyoto Anlaşması'nı imzalamıyoruz biz. Gerçekten bu övüneceğimiz bir konu değil. Türkiye'nin şöyle bir özelliği var.
sera gazı emisyonu kişi başına burada sanki az gibi gözüküyor. Milyon ton olarak da. Ancak diğer ülkelerle kıyaslandığında, Avrupa'yla, Amerika'yla, dünyayla kıyaslandığında ancak artışa baktığınızda buradaki resim Türkiye için hiç parlak değil. %84'lük bir artış olmuş 1990 yılına göre. Bunun %77'si enerjisi katı atık. Yani enerji burada görüldüğü kadarıyla en büyük etmen Türkiye'de sera gazı emisyonuna katkı olarak. Ve burada en büyük artış da %160 ile çevrim ve enerji sektöründe gözleniyor. %79 ile imalat sanayi, %56 ulaştırma ve %37 diğer sektörler. Tabii ki her mümkün olan her alanda sera gazı emisyonlarını da azaltmayla ilgili önlemleri düşünmemiz lazım ama hani en büyük katkı olan yerlerden başlamak öncelikli olmalı diye düşünüyorum. Evet, azaltılması için önlemler de şöyle sayılmış bu taraflar konferansında. Bir kere enerji verimliliği. Ondan sonra bu enerji verimliliği tasarrufu da kapsıyor. Ben dolayısıyla konuşmamın ilk kısmını bu konuda yapmaya çalışacağım. Sonra yenilenebilir enerjiler, yeni teknolojiler, ondan sonra da karbondioksitle ilgili diğer önlemler, karbondioksitin depolanması, ormanlaştırma ve benzeri şeyler. Bu rakamlar 2004 yılı itibariyle belki 3 aşağı 5 yukarı farklı kaynaklarda farklı şeyler olabilir. Rakamlara ulaşmak çok kolay değil. Web sayfalarında dolaştığınızda ya eski bilgiler var ya bilgiler tazelenmiyor. Ama kabaca Türkiye dünyanın diğer ülkeleri gibi fosil yakıt bakımından en önde. Yani en başta harcanan enerji fosil yakıtlar. Hidrolik. Bu toplam enerjide jeotermal, güneş, bitkisel artıklar vesaire çok daha alt düzeylerde. Bunun sektörlere göre dağılımına bakacak olursanız da sanayi başı çekiyor. Sonra konut oldukça yakından istiyor, ulaştırma ve diğerleri de oldukça az. Şimdi ben enerji verimliliğiyle başlayacağım demiştim. Bunun hepsini okuyacak değilim. Yasa zaten birkaç sayfa. Ama böyle bir yasa var. Enerji Verimliliği Kanunu 18.4.2007'de mecliste kabul edilmiş 5627 sayılı yasa. Burada gördüğünüz gibi elektrik ve makine mühendisleri odası da tanımlanan uygulamadan sorumlu odalar arasında geçiyor. Üniversiteler de var tabii. Aslında tabii hepimize göre düşüyor ve hepimizin de ben bir şeyler bu konuda yapabileceğimize de çok inanıyorum. Şimdi burada esas olan binalarda yaşam standartı ve hizmet kalitesinin endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılması. Yani kaliteden ödün vermeden tüketimi nasıl azaltabiliriz? Çünkü bazı çevreler bunu şöyle yorumluyorlar, işte verimlilik, tasarruf dediğinizde ya bizi mağara çağında yaşama mı davet ediyorsunuz diyorlar. Öyle bir şey söz konusu değil. Bu istenmiyor. Pekala aynı konforu, aynı kaliteyi çok daha az tüketerek sağlamak olası. Ancak Türkiye'nin enerji verimliliği kriterlerine bakacak olursanız burada enerji yoğunluğu diye bir tanım var.
belli bir enerji harcayarak, birbirinin enerji harcayarak ürettiğiniz gayri safi hasılaya katkınız. Bunun ne kadar az olursa o kadar iyi anlamına geliyor şu enerji yoğunluğu kolonundaki sayı. Ama gördüğünüz gibi OECD ortalaması 0.19 iken bizimki bunun iki misli. Yunanistan 0.20'lerde, dünya ortalamasının bile çok daha kötü durumundayız. Dolayısıyla bunun hakikaten bir gözden geçirilmesi hepimizin ve üstümüze ne düşüyorsa bunu yapma çalışmamız lazım. Enerji tasarruf potansiyeline bakacak olursanız, bu rakamlar elektrik işletikten alınmış sayılar ama gerçekte belki daha da bazı sektörlerde daha da iyi bir resim ortaya çıkabilir. Sanırım bunlar minimumları diye algılayacağız. Sanayide minimum %20, bina ve hizmetlerde %30, ulaşımda %20'nin üzerinde enerji tasarruf potansiyeli var. Bu bazı şeylerde %50'lerde. İşte bazı sektörlerde bir takım öngörüler yapılmış. Sol tarafta alttaki kolonda bu belirlenen miktarlara bakarsanız potansiyelin yarısı kadar neredeyse %10'larda. Ama acı taraf gerçekleşen rakamlar bunun çok daha altında tekstil dışında. Dolayısıyla Gaziantep'in yani sanayi bakımından çok önde gelen bir ilimiz olduğunu biliyorum. Tüm sanayi kuruluşlarının tesislerini gözden geçirmelerini enerji bakımından çok yararlı olduğuna inanıyorum. Bu hem ülke için hem dünyamız için ama daha da önemlisi kendimiz için çok önemli. Çünkü elektrik demek, para demek. Gelecek nesiller için de tabii bunu yapmak lazım. Haziran 2005 yılında Avrupa Yeşil Kağıt diye adı geçen bir kağıt yayınlamış, bir rapor yayınlamış. Ve bu yeşil kağıttaki amaç 2020'ye kadar enerji tüketiminin %20 azaltılması yönünde. Bunun biraz önce de sanayide sözünü etmiştim. 60 milyar avroluk bir tasarrufa eşdeğer olması bekleniyor. Ve bu tasarrufu yaparken hani kimsenin işsiz kalması söz konusu değil, tam tersi 1 milyon kişiye yeni iş olanağı açılması söz konusu. Bir başka katkı da tabii bütün bunları yaparken yakıt tüketimi azalacağı için, orada bir tasarruf söz konusu olacağı için sera gazı etkisi de azalmış olacak. Burada önceliklerde ulaşım. Bu toplam üretimin yaklaşık 1/3 bu kanalda harcanıyor. Enerji üretiminde de orada işte %40-%60'larda kayıp var. Bu bizdeki kayıp anlamında değil, çevrimde kayıplar oluyor. Binalarda, sanayide yapılabilecek işler var bu anlamda. Binalardan başlayacak olursak, bu hepimizi de ilgilendiriyor. Hepimiz de belki evimize gittiğimizde ya da iş yerimize gittiğinde şöyle bir gözden geçirebiliriz. Duvar, çatı yalıtımı, pencerelerden işte enerjinin kaçmaması buradan başlanabiliyor. Bu yeni yapılacak binalarda öncelikli olabileceği gibi sonradan da yapılması söz konusu. Ben başta sözünü ettiğim gibi kendi yaşantımda işte bazı şeyleri yaparak örneğin işe başlıyoruz. Dolayısıyla örneğin kendi evimin duvarları, çatısı, pencereleri hakikaten enerji bakımından yalıtımlı halde ve komşularıma göre çok daha tasarruflu,
ve enerji için harcadığım para çok az. Bunu yaparken kullandığım yakıt çok az. Ve bunun tüm ülkemizde de yaygınlaşması gerek. Tabii bunun hepsi belki bir seferde olamayabiliyor. Başlangıçta sanki böyle bir pahalıymış gibi gelebiliyor insanlara ama bunun geri ödeme, yani geri kazanım, bundan dolayı geri kazanımlar da çok gerçekten güzel. Bir başka konu da bu tasarrufta evlerimizde kullandığınız elektrikli ev aletleri. Biliyorsunuz pek çok ülkede standartlar gayet iyi. Örneğin Amerika'da yıldız veriliyor aletlere. Bizde otellere yıldız veriliyor. İşte 4 yıldızlı otel, 5 yıldızlı otel. Ama elektrikli ev aletlerinde de gerçekten insanların artık harcını, şekli vesaireden önce satın aldıkları ev araçlarının, elektrikli ev aletlerinin elektrik enerjisi tüketimini gözetmeleri lazım. Sonra ısıtma ve soğutma çok öncelikli konu. İşte burada da fosil yakıtları ya da fosil yakıtlardan ürettiğimiz, büyük ölçüde fosil yakıtlardan ürettiğimiz elektrik enerjisini kullanıyoruz. Binaların konumundan başlayarak, yani yapıma karar verildi. Öden sonra Çetin Göksu arkadaşım anlatacak güneşle ilgili. Binalara oturttuğunuz konumun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyorsunuz. Binaların konumundan, ondan sonra işte binaların yalıtımından, kullandığı enerjiden başlayarak burada da çok yapılacak şeyler var. Aydınlatma çok önemli bir konu. Biliyorsunuz son 10 yıldır enerji tasarruflu ampuller var ve bunlar normal ampullerin aşağı yukarı 5'te 1'i kadar enerji tüketiyorlar. Ve onların 10 misli kadar da ömürleri var. Başlangıçta belki bir miktar pahalı gibi görünebilir ama satın alırken bunların kullanıldığı sürece daha da pahalıya gelmediğini görüyoruz. Ben mesela kendi evimizde yoğun kullandığım bütün ampulleri tasarruflu ampullerle değiştirdim. Standby ışığı gördüğüm kadarıyla burada yok ama pek çok alette, ona Türkçe nedir bulamadım, ışıklar var, kırmızı çoğu. Televizyonunuzu tam kapatmazsanız ya da işte müzik aletlerinizi tam kapatmazsanız bu ışıklar yanıyor. Pek de bir esprisi yok yanmasının. Ama bir evinizi şöyle gözden geçirecek olursanız en aşağı bir böyle 7-8 alette bu bekleme ışıkları yanıyor. Ve bunu işte 70 milyona, hatta milyarlarca alette çarpacak olursanız birkaç tane enerji santraline eşdeğer enerji tüketiyorlar. Ve gerçekten sadece çıkarken odanın ışıkları kapatmak güzel ama televizyonunuzu, müzik setinizi, bilgisayarınızı kullanmadığınız zaman kapalı, tamamen kapalı tutmak da çok çok önemli. Evet, tasarruf konusunda çok şey söylenebilir. Tasarruf konusu bizim hepimizin şöyle bir kafamızı yokladığımızda uygulayabileceğimiz, kolaylıkla uygulayabileceğimiz şeyler ve yapmalıyız diye düşünüyorum. Buradan itibaren de yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili takım örnekler vermeye çalışacağım. Bu sempozyumun ana teması buydu ama ben araya verimliliği öncelikle tanıdığım için onunla başladım. Bunlar işte rüzgar gibi, güneş gibi, su gibi ya da biyolojik süreçlerle oluşan ya da jeotermal enerjiler, bunlar bir kullanıldıktan sonra yeniden ortaya çıkan enerji kaynakları. Ve buradaki amaç da
biz onları kullandıktan sonra kendilerini yenileyebilmeleri. Örneğin rüzgar enerjisini kullanıyorsunuz ama yeniden rüzgar esiyor. Ama maalesef suları galiba tüketiyoruz. Biraz bu sera gazı ya da iklim değişikliği etkisinden, biraz özensizliğimizden kendini yenileyebilen enerji kaynakları. Şimdi burada tasarrufla ilgili bir iki şey yine söyleyeceğim. Sayın Belediye Başkanı ayrıldı galiba, yeşil çatılı binadan bahsetti. Burada gayet şık bir yeşil çatılı bina var. Sadece yeşil çatısı yok ama aynı zamanda pasif enerjili bir örnek. Ve bu örnekle enerji ayak izi %16 oranında azaltılmış. Bu da bizim bir girişimimiz var. Çetin Göksu arkadaşla ortak yürüttüğümüz Ankara yakınlarında Güneşköy diye bir girişimimiz var. Bir ekoköy kurma girişimi. Ekim ayı başında da bir şey düzenledik. Çalıştay düzenledik. O çalıştaya katılan arkadaşlarla şu an bilmiyorum resimde seçebiliyor musunuz? Saman balyası kullanarak yaptığımız bir ev bu. Şu an bitmek üzere. Çatısı kapandı. Bu biraz daha eski bir resim. Son yeni resmi koyamadım. Ama saman balyası da neymiş, hani masallarda vardı, böyle gidersiniz gider ya da yangında tutuşur gibi algılamayın. Batı'da bayağı çok örnekleri var. Amerika'da 100 yıllık saman balyasından binalar var. Tabii bu sıvandığında çok sıva işletmek üzere. Sıvandığında saman balyasından olduğunu söylemeniz mümkün değil. Hatta 3 katlı oteller var sıfır enerjiyle görebilen. En soğuk günlerde bunu yapıyorlar. Oldukça iyi ısı yalıtımı olan bir bina örneği. Biz aynı mekanda daha önce de bir kerpiç bina yaptık. O da mesela kışında gidiyoruz. Dışarısı buz gibi olduğu halde içine girdiğimizde hiç ısı gereksinimi olmadan gayet rahat edebileceğimiz bir bina. Dolayısıyla bina yapımında mümkün olduğunca doğal kaynaklarla ve az enerji tüketen binaların yapımı, bina malzemesinin seçimi çok önemli. Geçtiğimiz hafta da Ankara'da Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin yine ekolojik yerleşkelerle ilgili bir toplantısı vardı. Orada da gelen yurt dışından ve yurt içinden gelen konuklar çeşitli örnekleri anlattılar. Şimdi dünyada enerji kaynaklarının dağılımına bakacak olursak, yenilenebilir enerji kaynaklarının birinci enerji kaynakları içindeki payı %13. Bunun dağılımına bakacak olursak, burada başı büyük hidroelektrik santraller çekiyor %58. Sonra da büyük kütle, diğerleri %5, %6'larda hatta çok daha az. Ama rüzgar enerjisi diğer enerji kaynakları içinde en hızlı gelişmekte olan sektör. Kurulu güç 74 bin megawattlara ulaşmış ve katlanarak gidiyor her yıl. Avrupa'da burada öncülük ediyor. İşte Sayın Başkan da sözünü etmişti, Danimarka'nın gerçekten sanayisine çok başı çeken bir sektör oluştu. 2 sene önce kadar Danimarka'ya gitmiştim ben bir toplantıya ve uçak inerken denizde türbinleri görmek gerçekten çok hoştu. Ve ondan sonra da nereye gitseniz karşınıza karada da şey çıkıyor, rüzgar türbinleri çıkıyor. Bu kitapçığı incelerken gördüm. Gaziantep Üniversitesi'nde de örneklerinin olması gerçekten çok sevindirici. Ve bu örneklerin tabii ki çoğalmasını ümit ediyorum.
bildiğim kadarıyla da Türkiye'de artık firmalar bu rüzgar enerjisi türbinlerini imal eder ve hatta dışarıya satar hale gelen firmalar var. Dünyadan pek çok yerden örnek verilebilir ama Avrupa'da ben şöyle bir iki çarpıcı şeyi hemen çektim abi. Danimarka'nın örneği %20 elektriği yenilenebilir kaynaklardan ve bunun büyük bir kısmı da rüzgar. Danimarka, İspanya, Almanya, Avrupa'da başı çekiyorlar yenilenebilir enerji kaynaklarında. Şimdi yeşil enerjili şehirler oluşturmak gibi bir misyon var Avrupa'da bazı insanların kafasında. Ama burada da öncelikli şey tasarruf. Ve deniliyor ki genel eğilim üretim sektörüne bakıp iyileştirmeye gitmek. Bizde de hakikaten bu yapılmalı. Hani bu dışlanan bir şey değil. Kayıp ve kaçak oranları Türkiye'de elektrikte çok fazla bildiğiniz gibi. Ancak bu geri ödeme süreleri kişisel bazda daha düşük çapta değerlendirildiğinde bunların kazançlarını çok kısa sürede görebiliyorsunuz. Bazılarını hiç hemen görüyorsunuz, bazılarını da en fazla 8 yılda. Halbuki üretim sektörüyle ilgili iyileşmelerin kazançlarını görmek daha uzun vadede gerçekleşebiliyor. Ve bu tasarruftaki potansiyeller yer yer gösterdim bazı örneklerinde %50 ve üstüne çıkabiliyor. Hemen uygulanabiliyor, hemen sonuç verebiliyor. Düşük yatırımla gerçekleşebiliyor ve kazanç çok büyük oluyor. Ve çoklu yararı var. Yani sadece kişisel sizin harcadığınız paraya değil, ülkeye, dünyaya, işte karbondioksit emisyonlarının azalmasına, çevrenin korunmasına katkıları oluyor. Ve uzun ömürlü insanlarda verimlilik kültürü yaratıyor. Bunun belli şeylerinde kolaylıkla uygulayabilme olanakları var. Ve yapmalı. Örneğin Mimarlar Odası'ndaki toplantıda İsrail'den gelen arkadaş kendi örneklerini verdi. Biz de bir kibusta yaşıyor kendisi. Biz bunu yerel bünyemizde bir takım önlemleri karar verdik. Ondan sonra da yerel yöneticilere benimsettik. Biliyorsunuz çok yakın bir gelecekte bir yerel yönetimler seçimi olacak. Ve gerçekten biz belediye başkanlarımızdan bu yönde taleplerimiz olmalı. Yani hani benim bir oyum var, o da ne dememek lazım. Böyle talepleri oluşturacak işte sivil toplum örgütleri olabilir, odalar olabilir. Bu talepleri aşağıdan başlayarak yetiştirmemiş, göstermemiz lazım. Belediyeler iyi bir başlangıç yeri olabiliyor. Evet. Şimdi kısaca bazı teknolojilere de değineceğim. En tepede işte bir fotovoltaik düzeneği, rüzgar enerjisi denizde, dalga enerjisi bu İngiltere'de örnekleri var. Biyokütle yakım ile ilgili büyük tesisler var. Sarı gördüğünüz biyoyakıt kanola örneği. Bizim uygulamalarımız var ve en sağda da sanayide uygulamalar. Kentlere uygun yenilenebilir enerji kaynaklarına bakacak olursanız da yine tasarruf en başta. Buna hatta megawatta ters megawatt yani wattları azaltmak, negatif yapmak, artırmak yerine. Burada nano ve mikro hidro santraller, rüzgar, güneş. Güneşte biliyorsunuz iki çeşit uygulama var. Isıl, pasif güneş enerjisi, güneş enerjisi sıcak su, güneşten soğutmada ve diğer şeylerde faydalanmak. Bir de güneş enerjisinden elektrik üretmek.
çekmek. Bu fotovoltaik ya da termal yolla suyu kaynatarak benzer santrallerdeki gibi oradan elektriği elde etmek şeklinde oluyor. Jeotermal enerji var. Ülkemiz sözü edildi. Avrupa'da en önde geliyor. Bu samaçlı kullanıldığı yerler var. İşte İzmir bölgesinde var, Kütahya bölgesinde var. Örnekleri var. Ama sadece samaçlı değil, elektrik elde edilmesine de jeotermalden yararlanmak mümkün. Hatta pek çok Kuzey Avrupa ülkesinde de konum olarak bizden çok daha soğuk coğrafyalarda olmasına karşın yer ısısından ısı pompalarıyla yararlanılması bile söz konusu. Yeşil gaz diye tabir edilen atık ve biyokütleden gaz elde edilmesi gündemde. Yeşil ulaşım deniliyor bu çevre dostu enerji kaynaklarına. Atık ısı, kojenerasyon, bütün bunlar düşünülmeli. Bunlar da yavaş yavaş gerçekleşiyor. Ama tüm bunların üstünde insan gücü, yaratıcılığımız ve olumlu girişimleri bizim gündeme getirmemiz, o anlamda da örnek olmamız çok çok önemli diye düşünüyorum. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin kanun, enerji verimliliği kanunundan önce çıkmış. İşte 2005 yılında bu kanun meclisten geçmiş, 5346 sayılı kanun. Burada yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, ve bu kaynakların güvenilir, ekonomik, kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliği ve bunları yaparken de sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bununla ilgili imalat sektörünün geliştirilmesi şeklinde amacı var. Bu yasaya da hemen internetten ulaşmamız mümkün. Burada birkaç tanım daha aldım yasada. Biyokütle geçiyor örneğin. İşte organik atık, bitkisel yağlar, tarımsal hasat atıkları, orman ürünlerinin işlemesinden çıkan atıklar. Bunlar biyokütle olarak tarif ediliyor. Katı sıvı gaz halinde olabiliyor. Jeotermal kaynaklar var. O yer kabuğunun ısısından çıkan enerji. Ve onun dışında tabii başta rüzgar, güneş enerjisi ve onun türevleri ve küçük çaptaki hidroelektrik santraller var. Rüzgar enerjisini şöylece bir geçeceğim. Bu çok hızla gelişen bir sektör, biraz önce bahsettim. Maliyet bakımından her aşamasında fosil yakıtlarla başa baş, hatta boyutuna bağlı olarak çok daha düşük maliyetler içeriyor artık. Olgunlaşmış bir teknoloji ve bununla ilgili destek mekanizmaları da oluşmuş.